40 dakikamız geçti. Kızı kıymada soğutuyorum ben. Dur atma atma, az patatesler ölsün diye atmadım be. Atacağım şimdi. Ya bunu fırına vereceksen ver ya da şunu yapalım. Şuna tuz arıyorum, tuz at, burada. At, mücverini bir yandan şekermiş. Hemen yapalım. Sen buna tuz falan attın mı? Şimdi atacağım. Atayım ben şuradan. Görmüş olduğunuz gibi kıymamızı ekliyoruz. Biraz pul biber mi? Toz biber, bir de karabiber. Ben onu çok seviyorum, tatlı ekle ekle. Şu kıyma biraz kavrulsun öyle ekle. Dün patates böreğinin içinde ne baharat, ne tuz, ne bir şey. Mesela gül böreği yaparken ben yumurta, sütle bir sos yapmak lazım. Üstüne de peynir, maydanozla yapması lazım. Dünkü börekte de yoktu sos. Bugünkünü göreceğiz bakalım. Oo kız, ne kadar renkli yemekmiş bu böreği. Evet. Çizgi filmlerde yapıyorlar ya, avuçları böyle küp küp şey. Çak 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 böyle çak, böyle çak, 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 soğanları çak 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 çak. Bir onu, bir de o köpeğin yediği büyük bir et vardı ya, ortasında böyle onun delik şeyle, bir patatesler çok güzel yapılıyor. O nasıl hoşuma gidiyor. Tibo. 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 Biz ona öyle Tibo bilmiyoruz işte. Oldum. Böyle et diyoruz. Hep kurbanda onu arardım. Acaba hayvana neresinden çıkıyor diye. Gülme geldi. Bunun altına mı verelim? Bence domatesleri aşağıya indirelim. Bence niye diyeceksin? Domatesleri çıkarabiliriz. Çıkaralım mı? Salmış suyunu. Tamam. Yandım. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Bir anda ellerim. Kadir şuna bir el at, hanımefendi yarın bitirecek yoksa. Ben az önce babamı aradım. Babam diyor ki kızım o yemek ağır yemek. Gerçekten ben babamla bilgi aldım. Yani babam, çünkü benim babam dedem zamanında hani yapıyorlardı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Babam çok böyle hani canımız çektiği zaman hemen atardı tendire, kuzuyu şey yapardı böyle. Harmalardı güzel bir. Onun sayesinde bir tandır kuzusunu yiyorduk. Ya Allah kahretsin. Kadın tek ayağımla öldürüyordu. Hemen haydi mücveri atalım hemen. Ben şey yapayım. Ne yapacaksın? Domatesi. Sen domatesleri ver bana. Sen tamam. Mücverine geç hemen. Közde domates çorbasını türüm türüm köz kokusuyla güzel bir şekilde bekliyorum. İnşallah fırından öyle haşlanmış gibi çıkartmaz sebzeleri. Zaten öyle yaparsa da tadı tuzu olmaz o çorbanın. Çorbanın yağını koydum. Minnacık renk katsın diye toz biber, azıcık salça. Ama domates çorbasına salça giren mi Kadir? Minnacık ama. Olur olur, bal gibi olur. Akan sular sularda durur. Senin ayın erdem sen karışmak. Bırak kadın ne istiyorsa yapsın, sana mı kalmış? Bunlar süzgeçten geçecek miyiz, direkt atacak mıyız içine? Süzgeçten geçirmeye gerek yok, azıcık bir şeylik alsın. Tamam, biraz da dişe gelsin diyorsun. Aynen. Ağza gelinmeyecek o domates. Böyle çok güzel bir tat olması lazım. Közde domates çorbası. Basit, çok da emek istenen bir çorba değil. Blender'dan geçirecek, işte ununu kavuracak falan. Tamam, bitti. Haydi bismillah. Hop 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 hop. Köprünün altında bin gayme buldum. Hoplama halimen ben buldum. Hop hop. Cortlama halimen ben buldum. Çort çort. İnşallah bu bundan geçer. Bu arada Dilek Hanım demiş ki, ben Sevgi Hanım'ın gerçek karakterin bu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani burada bence Pollyanna'yı oynuyor. Sevgi Hanım arkada daha sert. Birisinin sesi yükseldiği zaman aa yeter falan yapıyor. Ekranda oynuyor. Hayır, masada da gayet sert ve gergin oluyorum. Öyle alaycı konuşmalar yapılırsa ben tahammül edemem. Başkasına da aynı şekilde alaylı konuşulursa, ya haksızlığa genel olarak tahammülüm yok. Acaba onu söyleyen Pollyanna'nın okumuş mu, biliyor mu ne olduğunu, ne kadarını biliyor? Bakın Canan Hanım da ne demiş? Bence Dilek Sevgi'yi kıskanıyor gibi. Boy boz güzel kadın. Ben de öyle düşünüyorum. Canan Hanım'a gerçekten teşekkür ediyorum. Doğruları konuştuğu için. Hani kendimi övmek adına söylemiyorum. Alçaklık kompleksinden kastım bu. Sevgi Hanım, hayatınız boyunca hep böyle kıskanıldınız mı? Benim pozitif bir enerjim var. Ben buna inanıyorum. Konuştuğum insanlara da mutluluk katıyorum. Yaşadığım tüm acıları, hani şu an izleyen arkadaşlarım, danışanlarım, müşterilerim, bunlar hepsi çok şaşıracak bu duruma. Çünkü ben çok pozitif bir insanım. Toplam kalan süremiz 55 dakika. Daha masamız yok, mücverimiz yok, tatlımız yok. Şu pilavın bir rengine bakar mısınız sevgili seyirciler? Gelin. Hele gelin, 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 gelin. Bak, 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 bak. Ben şey, yaygı alabilir miyim? Yaygı? Evet. Sofra bezi istedi arkadaşlar. Evet. Ay, her dili anlıyorum, her yörenin lehçesini anlıyorum, her şeyi anlıyorum ya. Of. Bir şeyi de anlama ya. Her şeytanlıktan haberim var. Bak, sergi dedi, sofra bezi olduğunu anladım. Oklavayla merdane. Oklavayla merdane dedi. Bak gene. O çorbanın altını kısabiliriz. Pilavın altını, pilavı kapatıyorum. Kısalım. Hadi Kadir'cim, ne diyorduk biz? Oklavaların tükürdatığı. Toz bezlerinin gıcırdadığı, ekranların hem leziz hem de temiz yarışması. Kadir Ezil değil, Enem Arat benim de Sevgi Hanım bugün döktürüyor. Sizler de döktürmek istiyorsanız bir oklava kadar uzağınızdayız. Hemen bizlere başvurabilirsiniz. Programımızda sizler de yarışıp 50.000 TL'lere sahip olabilirsiniz. O zaman haydi bakalım. Aman da kızlar, ne zor imiş, burçak yollasın. Murçak tanlasın
daha yer geleyim olmazsa. Buyur efendim. Bunu alabilir miyim? Bunu da verin. Sevgi Hanım tam hamur açmalık bir ortam hazırladı kendine. Yani şu güzel ortama hamur açılmazsa, börek yapılmazsa ne yapılır? Bu arada tepsi pilavımız pişerken mücverimizi de yapmaya başlıyoruz. Mücver nedir ya? Mücver ne alaka? Mücveri bu menüye davet menüsüne nasıl yani yakıştırabilmiş? Saraydan gelmiş köküyle. Böreğin yanında mücver olmamış gibi. Yanına bir yoğurtlu bir şey yapsaydı ya da yanına bir değişik bir şey yapsaydı olurdu. İkisi birbirine uymamış gibi sanki. Gül böreği. Yine ya. Valla yine bir beş çayına gidiyoruz. Ben yanına bunların gerçekten çay istiyorum artık. Ben çay severim. Bunun yanına açık bir çay alırım ben. Umarım çay da gelir. Bu yufka yeter mi Sevgi? Yeter. Daha açmamıza gerek var mı? Yok herhalde yok, değil yok. Mi? Hanımefendiciğim gül böreklerini minnak minnak lokmalık yapıyoruz. Yani davet sofrasında bu doyumluk olmaz. Ara sıcak ana, sonuçta bu. Ana kutu oldum. Yani kocaman böreği de ikiye bölüp koyamam. Böyle mini minnacık görselliğe dönem veriyorum. Kesinlikle katılıyorum hanımefendi. O pilav tamam mı? Pilav tamam. Bu pilavı yemedim ama severim değişik pilavları. Onu kenara koyabilir, dinlendirebiliriz. Çorbanın içinde beyaz şeyler var, o ne? Onu karıştırıp bızlatacağım onu. O ne ki? Dökün ne onun içine? Tereyağlı sos. Hadi böreğimize yumurta sarısı sürelim ve artık tatlımıza geçelim. Şimdi yemekleri ağır olduğu için tatlıyı hafif tutmaya çalışmış. Un kavuracaksın, süt, şeker. Basit. Arkadaşlar son 29 dakika. Şaka mı? Ciddiyim. Salatamız. Hiçbir şeyimiz hazır. Sofra sen salatayı bırak. Bunu hemen süzülüp ben bunu karıştırayım. Sen doğru sofraya. Dur üstüne de sıçramasın bir saniye. Kız hamur oldu kız. Niye çektin tamam, kız? Çeker blenderdan mızlanıyor bu da. Sizlemişik be. Şimdi açılacak o. Yani tam anlamıyla dökseydin bu ne güzel topa koy. Yarada niye kestin sen bunu sütünü? Orada sütü alacağım diye. Vanilyayı kapattıktan sonra koyuyoruz. Tatlı menüye uyumlu sütlü tatlı iyi olur, hafif olur derler sonuna. İnşallah çok tatlı, çok şekerli olmaz, hafif olur. Ununu güzel kavurur, sütünü iyi yoğunlaştırır, yüzünü de güzel yakar, önümüze koyarsa lezzetli, güzel bir süt tatlısı yeriz. Geldim. Hadi başım. Şöyle. Soyu saraya dayanan Sevgi Hanım, saraylara layık bir masa kurmak için çalışmalara başlıyor. Kadir mutfakta bir yandan tatlıyı yaparken, bir yandan da mücverleri kızartıyor. Bu çocuklar ne yapsın? Maşallah. Süt helvasının altını kapatıyorum. Blender'dan geçirdin onu mi? Onu en başta yaptım ben. Tamam daha o zaman. Daha katılaşmadan yaptım onu. Katılaştıktan sonra tamam. Blender vursaydım lılık lılık olurdu. Geldim. Kapattım altını. Yine mücverler kaynanamınki gibi. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. Attın mı içine? Ne attım? Vanilya mı şimdi? Hepsini değil. Minnacık yarım paket atıyorum ben. Kokusu olsun yeter. Bu ne olacak şimdi? Şimdi onları servisleyeceğiz. Fırınlayacağız. Süt helvasını böyle güvece koyup fırına vermesini bekliyorum. Hem fırına vermesi daha güzel olur. Hoş olur. Öyle diyeyim bari. Biraz da doğru olayım. Biraz kendi dilime konuşayım. Süt helvaları ne olacak? Fırına mı girecek? Aha, onları şimdi fırınlayacağım. Şöyle taşlarımıza koyacağım. Dibine su koyacaksınız değil mi? Dibine biraz su koyacağım. Evet. İnşallah vaktimiz yeterse onlar da kızarırlar. Hadi. Daha dermanım kalmadı. Salata yapın. Hiç işim olmaz. Fırında aşkım. Börekler kaldı. Börekler. Almadık mı börekleri? Nereye aldık? Nereye? O kadar çok sen çeşit yaptık. Çek şunu. Börekler oldu mu ya? Oldu. Olmaz mı? Oo, börekler çok güzel gözüküyor vallahi. Ya. Hadi şimdi salatayı yapın. Salatayı da yap. Etin yanına mevsim salatası güzel olur. Başka salata olmaz. O yüzden onu seçimi iyi olmuş. Ne yapacak? Rus salatası mı yapacak etin yanına? Sevgi Hanımcığım hani ellerinizle parçalayacaktınız? Dedim ki kalın kalın parçalarsam. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Gelip yalvarsam ne yapsan? Salatam yetişecek mi? Sofram beğenilecek mi? Yemeklerimin tadı tuzu yerinde mi? Önce yerinde. Buradan İlhan Şeşen'den çok özür diliyoruz. Onu niye kalkmışım araya? İlhan Şeşen bile şu an şey içti kaldı adam ne yapsın? Bunlarla ben şey süslemesini yapacağım. İsterseniz süslemeyin bırakın sosunu yapın. Böyle yapacağım. Ay çok güzel oldu maşallah size. Tamam mücverlerim de burada. Hanımefendi salatanın sosunu yoğurtla mı yapacaksınız? Şey mücverin sosu bu. Ha, pardon salatanın sosu zannettim ben. Salatanın sosu limon sıkacağız sadece. Salatayı sosluğum bir bitirseydin vardı. Ya sonra sosluğum. Sosa geçseydin ya Sevgi. İçine sarımsak doğradınız mı? Doğramadım şimdi ezeceğim burada. Hadi çıkalım artık mutfaktan hadi. Son bir dakika. Mamma mia. Evet. Getir hadi. Ver. Tamam. Evet bitti. Emin misiniz tuzunu koydunuz mu? Getir tuzunu. Tamam. Evet. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
Teşekkür ediyorum efendim. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Bir an önce önünü çıkarıp masaya gitmek istiyorum. Haydi buyurun. Özellikle Elmas ablanın masadaki yorumlarını çok merak ediyorum ben. İnşallah hakkaniyetli bir şekilde yorum yapar. Susmaz yani. Üç maymunu oynamazlar. Bugün hararetli bir masa geçecek. Sabahtan da belli oldu zaten. Rukiye'nin sesi yine avazı çıktığı kadar bağıracak bize. Saçma sapan geçecek ya Garman, Çorman, Kadir Bey artık ona sus, buna dur derken mahkeme gibi nasıl olacak bilmiyorum. Kim kimi bastıracak, kim kimi konuşturacak, konuşturmayacak. Çok karışık bir masa olacak. Enamarat birinde bugün Sevgi Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız köz domates çorbası, mücver, mini gül böreği, kepse pilavı, süt kuzu tandır, meysim salata ve süt helvasıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.